Bugün çok anlamlı bir faaliyette bulunuyoruz. Her zaman iyilik yolunda bizimle beraber olan, davet ettiğimiz zaman, çağırdığımız zaman iki eli kanda da olsa koşup gelen, iyilik için her zaman hazır ve nazır. Sadece Türkiye'deki 1 milyona aşkın işçimizin konfederasyonu değil, aynı zamanda her türlü iyilik hareketinin de önderliğini yapan Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergun Atalay ile beraber Türkiye'de bulunan Iraklı Türkmen kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidermek için onlara yardım edilmesi adına Türk İş'in finanse ettiği, karşıladığı ve Kızılay'ın organize ettiği bir yardım kampanyasını burada başlatmış bulunuyoruz. Irak'taki çeşitli sebeplerle yerinden edilmiş Türkmen kardeşlerimiz özellikle Ankara'da Mamak semti civarında konuşlanarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Tabii değerli basın mensupları, en zor şey insanın yerinden yurdundan edilmesidir. En büyük felaket de yerinden edilmiş olmaktır. Düşünün, biz sıcak yuvalarımızda yaşarken hayatında gerekli olan her şeyi geride bırakmış, yakınları dahil onlarsız olan ve giyimi, kuşamı, giyeceği her şeyden, tüm insani ihtiyaçlardan yoksun durumda yaşama savaşı veren insanlardır yerlerinden edilmiş olanlar. İşte bizim Türkmen kardeşlerimiz de bu anda, şu gün bu durumdalar. Biz de insan olarak, insani hareketin Türkiye temsilcisi Türk Kızılay olarak onlara bildiğiniz gibi Suriye sınırında teşkil ettiğimiz çeşitli noktalardan, Irak sınırında teşkil ettiğimiz noktalardan, İran'ın işlerinde yaptığımız insani yardım operasyonlarıyla yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Irak'ın Bağdat, Kerbela ve Necef kentleri civarında olan kardeşlerimiz için de önümüzdeki günlerde Bağdat'a giderek Bağdat'taki Kızılay'la temas edip oradaki Türkmen kardeşlerimize de yardımın nasıl götürüleceğiyle alakalı faaliyetlerde ve temaslarda bulunacağız. Bugün ben buradaki Türkmen kardeşlerimize yapılacak yardımı organize ettikleri ve arkamızda durduğu için Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergun Atalay'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Türk Kızılay'ının minnet ve şükranlarını sunuyorum. Yardıma ihtiyacı olan insanlar adına kendisine tekrar minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada başlattığımız hareketin devam edeceğini, bundan böyle de Türk İş'in en büyük sponsorumuz olarak arkamızda durmaya devam edeceğinden dolayı olan memnuniyetimi ishal ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Türk İş, işinin yanında olduğu gibi her zaman Türkiye'nin yanında oldu ve olmaya devam edecek. Kızılay yardım konusunda muhtaçlara, mağdurlara, dünyada ve ülkemizde bir önemli bir marka. Türk İş dün de bugün de Kızılay'ın yanında oldu, olmaya devam edecek. Biz Filistin'de de vardık, ülkenin değişik bölgelerinde de vardık. Ülkemizde de bize ne zaman ihtiyaç olsa biz hep olduk. Bu para benim şahsi param değil. Bu para aidatlarınla, madende, inşaatta, zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın paraları. Onların müsaadesiyle biz bu işleri yapıyoruz. Helal hoş olsun. Yalnız şöyle bir iş var. Biz yardımla bu işin altından Kızılay'da, Türk İş'te kitle örgütlerinin kalkması mümkün değil. Özellikle devletin, hükümetin bu işe el atması gerekiyor. Sağlıkla ilgili kardeşlerimizin muayeneyle ilgili sıkıntıları vardı. Şimdi Sayın Başkan'a ifade ettim. Dün Çalışma Bakanı bize verdiği ifade. Akşam Bakanlar Kurulu'nda imzayı açmışlar. Sağlıkla ilgili meselelerini halletmişler. Söylenecek hiçbir şey yok. Bu insanlar bizim insanımız. Biz de o durumda olabiliriz Allah muhafaza. Kağıtta yatıyorlar, kartonda yatıyorlar. Şu binada oturup da yolun kenarında yaşlı çocuğu karda kıyamete dışarıda yatarken görürseniz o binada ne yemek yiyebilirsiniz, ne uyursunuz, ne çay içersiniz. Bunu iyi düşünmek lazım. İliklerine kadar bunu hissetmek lazım. Türk İş Türkiye'nin sigortası. Kızılay'da mazlumların sigortası. Ben bize bu işe vesile edenlere, başta Kızılay Genel Başkanımıza, Türk Ocakları'na teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah yapsın. Geç.
Afiyet olsun. Sağ olun. Çocuklar avın içinde. Tutun da. Hadi maşallah. Hadi şeker olsun.